Demokrat Parti'nin yarın seçime hazır olduğunun programıdır. Evet. Ekibiyle, çalışmasıyla, yarınını görerek, ilerisini görerek bütün her şeyini plan ve program içerisinde hazırlayıp yarın seçim varmış gibi hazır olup ve bekleyen tek parti Demokrat Parti'dir. Bütün siyasi partiler bunu örnek alırsa çok iyi olur. Bu konuda nereden çıktı bu Cemevi olayı falan diye yaklaşan da olabilir. Biz eşit yurttaşlık hakkı olarak istiyoruz bunu. Hiçbir Alevi camiye karşı değildir ama hiçbir Sünni'nin de Cemevi'ne karşı olmamasını isteriz yani. Eşit yurttaş olarak isteriz biz bunu. Ayrıcalık istemiyoruz. Sadece bir tek Cemevi bir talebimiz. Her köye bir Cemevi yapılsın demiyoruz. Zaten öyle bir şey yok. Yani hiç Alevi'nin yaşamadığı köyler vardır. Zaten olmaması gayet doğaldır. Ama bir tek Cemevi'nin de olması gerekir. İşte geçen gün Kilitkaya'da rahmetlik olan bir vatandaş bir vasiyet bırakmış. Hepimizin bildiği bir olay herhalde. Evet. Adam diyor ben ömür boyu camiye gitmedim. Allah'a bulandıracağım diyor ben. Camiye götürüp benim cenazemi orada kaldırmayın diyor. Sağlığımda hiç gitmediğim bir yerdi benim diyor yani. Allah'a kandırmaya gerek yoktur diyor. Beni diyor camiye götürmeyin işte. Nasıl ki o şehitler elbisesini bile çıkarmadan defnediliyor. Benzeri şeyler söyledi. Burada bir Alevi de normalde cemevinde devamlı ibadetini yapıyorsa, ki varsa yapar, yoksa işte evinde yapar ya da belli merkezlerde toplanır, şeyini yapar. Zaman zaman yapmıyor değiliz. Ya aşure gününde yapıyoruz, kapalı spor salonunda benzeri yerlerde veya merkezde dernek binasında yapıyoruz. Bunlar da çok olumsuz koşullardaki yerler. Bir gün burada yapalım dedik, yarımız ayaktaydı, yarımız yerdeydi, kimi dışarıda kaldı. İlk açılış günü bir cemimiz oldu. Yani yetersiz olduğu için, binanın fiziki yapısı yetersiz olduğu için uygun olmayan bir ortamda yapmak zorunda kaldı. Bu konuda sizden bu konuyu canlı tutmak için evet. Yardım rica ediyoruz. Aslında hocam ben de bekliyorum. Müezzini mi diyeyim artık? Ya vereyim mi? Bir adam takla atarak aşağı doğru geliyor.